Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Van mitingimiz vardı. Gayet iyi geçti. Tabii ondan önce Kars'ta idi Muharrem İnce. Sonra da Van'a geldi. Van'da miting gerçekleştirdik. Ben buradan Vanlı yurttaşlarımıza, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten son yılların bizim açımızdan en kalabalık, en coşkulu bir mitingi gerçekleşti Van'da. Genel Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin verdiği mesajlar da çok önemliydi bana göre. Şöyle söyleyeyim, dün aslında karşılaştırma yaparsak, dün aslında Sayın Erdoğan Diyarbakır'daydı, benim memleketimdeydi. Gündüz miting yaptı, akşam da tırnak içerisinde ifade ediyorum, kanaat önderlerine bir konuşma yaptı. O konuşmayı da kısmen takip etmeye çalıştım. Bir iftar yemeğinde konuştu. Ama tabii ki prompterde kendisine tamam dedi. Tam konuşması devam ederken Kürt meselesi, Diyarbakır falan tam böyle oraya dalmışken kendisi birdenbire ekran dondu. Sağına baktı, soluna baktı. Ondan sonra böyle bir dakika iyi geçen bir süre, bir dakika 15 saniye kadar çağırdı birisini, kulaklarına bir şey söyledi falan. Sonra herhalde tekrar camdan akmaya başladı konuşması ve devam etti. Acayip öfkeliydi. Acayip öfkeliydi. Ve acayip de Türkiye'nin Kürt meselesinin ruhuna hitap etmeyen bir konuşma yaptı. Neden yaptı? Bugün bunu Muharrem İnce Van'da çok iyi yanıtladı aslında. Çünkü camdan konuşuyor. Ve içten değil, samimi değil. Ve bu sorunun özüne dair bir fikri yok. Maalesef fikri yok. Hep öyle oldu. Çünkü hep önüne verilen metinlerle konuştu. Ekrana baktı, konuştu. Ama kendisine ait bir fikri dile getiremedi bugüne kadar. Ve kendi siyasi çıkarına odaklı olarak Türkiye'nin Kürt meselesini sürekli kullandı 16 yıllık iktidarı boyunca. Dün de işte nihayetinde şunu söyledi. Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Bu sorunu ben bitirdim dedi. Tabii Erdoğan, Sayın Erdoğan bu sorunu kendi kafasında bitirmiş olabilir. Ama yani Kürt sorununu bitirmişse de Kürtlerin bundan haberi yok maalesef. Yani nasıl bitmiş? Ne yaptı da bitti? Bütün belediyelere kayyum atadı da mı bitti? Bütün seçilmişleri hapse atarak mı bitti? Kürtçe tebaaları meydanlardan indirerek mi bitirdi? Parkların, bahçelerin adını değiştirerek, yıkarak o şekilde mi bitirdi? Nasıl bitirdi? Halen Türkiye'de çatışma mı yok, ölüm mü yok, terör mü yok? O şekilde mi bitirdi? Bugün Muharrem Anavan'dan cevap verdi Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce şunu dedi. Türkiye'nin Kürt meselesini camdan konuşanlar değil, candan konuşanlar çözer. Yani ben çözerim dedi. Evet, Türkiye'nin Kürt meselesini CHP ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce eğer seçilirse çözecek. Nasıl çözecek? Aslında biz bu konuda yani gerçekten samimiyetimle söylüyorum. 2011'den bu yana parlamentoda çok büyük mesafe aldık. Çok önemli işler yaptık. Ve önemli adımlar attık parlamentoda. Fakat çözüm sürecinin şehveti içerisinde bu süreci yürütenler maalesef bizim önerdiklerimizin değerini anlayamadılar o dönem içerisinde. Biz ısrarla ve ısrarla hep şunu ifade ettik. Bakın, bu meselenin çözümünde aktörler önemlidir. Ama salt aktörlere bakarak sorunlar çözülemez. Sorunlar çözülemez. Mutlaka ama mutlaka meşru bir sürecin, yani parlamento odaklı bir sürecin devreye girmesi gerekir demiştik. Öneriler verdik, kanun tasarısı verdik fakat taraflar, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP'nin bu sürece bir vesileyle doğru bir yerden girmesine engel oldu. Parlamentoyu devreye sokmadı ve nihayetinde de Kürt meselesinden kaynaklı siyasi çıkarı bitince de çözüm süreci denilen süreç tamamen ortadan kalktı ve çok daha kanlı, çok daha bedeli ağır olan bir süreç devreye girdi ve şimdi maalesef o da devam ediyor. Sayın Erdoğan da bunu görmüş olmalı ki yani yürüttüğü siyasetin yarattığı ağır tahribatı ve bununla ilgili
ağır siyasi maliyeti görmüş olmalı ki dün Diyarbakır'da işte Kürt meselesi bitmiştir, böyle bir sorun yoktur. Biz şöyle çözdük, şunu attık, bunu yaptık falan dedi. Tümü de gerçek dışı, birisinin halkta karşılığı yok, birisinin halkta karşılığı yok. Güvenlik odaklı politikalarla Türkiye'nin Kürt meselesi çözülemez. Türkiye'nin Kürt meselesi aynı zamanda bir siyasal meseledir, bir hukuki meseledir, bir sosyal meseledir, bir ekonomik meseledir. Çok boyutludur ve tümünün içine alabilecek bir çerçeve CHP tarafından en son bu seçim bildirgesinde de ortaya kondu ve parlamentoya sunulmuş yasa tasarıları da bunun göstergesi. Biz nasıl bu soruna bakıyoruz? Bakın, Türkiye'nin Kürt meselesinin bir silahlı çatışma, şiddet, terör boyutu var. Yıllardır devam eden, maliyeti, insani maliyeti çok ağır olan, bedeli çok ağır olan, sosyal maliyeti çok ağır olan bir bedeli var. Bir, bunun sonlanması lazım. İki, yine Türkiye'nin kendisini Kürt olarak ifade eden yurttaşların, yani bizlerin eşit yurttaşlıkla ilgili sorunları var. Yani bir yöntem sorunu var, bir içerik sorunu var. Yöntem olarak çatışmayı, silahı, şiddeti ve terörü, Türkiye'nin Kürt meselesinin Kürt meselesine nasıl ortadan kaldıracağız? Nasıl bir daha gündeme gelmeyecek? Bu hangi yolla olacak? İkinci olarak da hangi adımları atacağız ki Türkiye'nin Kürt kökenli yurttaşları, Kürt kimlikli yurttaşları gerçekten de kendilerini bu cumhuriyete aidiyet bağıyla bağlı olarak hissetsinler. Bu cumhuriyet benim desinler. Bütün bunların formüllerini ortaya koyduk. Yöntem olarak hep şunu ifade ediyoruz. Bu parlamentoda, kurulacak parlamentoda, yeni seçilecek parlamentoda iki komisyon kurulmalıdır. İki komisyon. Bir, toplumsal mutabakat komisyonu. İki, bu mutabakat komisyonuna bağlı olarak çalışacak parlamento dışından ortak akıl heyeti. Adım adım ilerlemeliler. Adım adım ilerlemeliler. Mutabakat komisyonu bu işin sahibi olmalıdır ve parlamentoda her siyasi parti eşit temsil edilmelidir. Yine geçmişte yaşanmış ağır insan hakları ihlallerinin ile yüzleşecek bir geçmişle yüzleşme, hesaplaşma komisyonu kurulmalıdır. Yöntem olarak bunlar yapılmalıdır. Bugün buna Muharrem İnce çok önemli bir şey daha ekledi. Şunu söyledi. Bu mesele Türkiye'nin her yerinde şeffaflıkla çözülür. Herkesin bu sorun konusunda görüşlerini ortaya koyacak bir mecra olması lazım. Açık tartışılması lazım. Herkes birbirini dinlemeli ve ikna etmelidir dedi. O nedenle de dedi ki eğer ben Cumhurbaşkanı olursam TRT'nin bir kanalını bu sorun çözülene kadar bu sorunun çözümü için bir platform haline getireceğim. Ve herkes görüşlerini orada gerçek anlamda şiddetten uzak bir biçimde konuşacaklar ve çözüm yolunu arayacaklar. Bu şekilde samimi, yani siyasi olarak samimi bir tutum ortaya koydu. Bizim çözüm önerilerimiz de seçim bildirgemizde var. 111'den sonra ki sayfalarda bunlar çok çerçeveli bir şekilde yazıldı. Geçen hafta da Hürriyet Gazetesi'nden Serhat Ergin 2011'den 2017-2018'e geldiğimiz süreç içerisinde CHP'nin Kürt meselesine bakışıyla ilgili bence önemli tespitler içeren bir gazeteci gözüyle, araştırmacı bir gazeteci gözüyle bir yazı da kaleme aldı. Bu konudaki görüşlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Evet, dün dediğim gibi Erdoğan Diyarbakır'da bu meselenin olmadığını ve yok saydığını ortaya koydu. Sayın Muharrem İnce de bugün çok samimi bir biçimde Van'da Türkiye'nin bu meselesini hangi adımlarla çözülebileceğini meydanda açık açık saklamadan, gizlemeden Edirne'de ne söylemişse, Trabzon'da ne söylemişse aynı açıklıkla, çıplaklıkla Van'da da ortaya koydu ve büyük de ilgi gördü. Bunu burada tespit etmek zorundayım. Evet, yaz geldi, stüdyo sıcak oldu. Ben de terliyorum. O nedenle de ceketimi çıkartıyorum. Arkadaşlar alır mısınız? Sağ olun. Öyle hava atarlar ya yayınlardan. Neyse. Evet. Dün Fenerbahçe'nin kongresi vardı. 2 gün sürdü. Bütün gözler, yani Fenerbahçeli olsun olmasın, Galatasaraylıların, Beşiktaşlıların, bütün taraftarların gerçekten de gözü Fenerbahçe kulübünün kongresindeydi. 21 bin kongre üyesi Fenerbahçe standında oy kullandı. Böyle bir oylama herhalde dünya spor tarihinde olmamış bir oylamadır. Bu kadar çok üyesi olan ve bu kadar çok üyesinin de demokratik bir biçimde yönetimi belirlemek amacıyla stada gittiği ve oy kullandığı başka bir spor kulübü Türkiye'de olmadığını biliyorum. Ama dünyada var mı?
Onu bilmiyorum. Dünyada da olduğunu sanmıyorum. Bu kadar açık ve geniş katılımlı bir seçim oldu ve sonuçta da Sayın Ali Koç yönetimle beraber büyük bir farkla şeye geldi. Fenerbahçe Kulübü'nün yönetimine geldi. Ben kendilerini buradan kutluyorum. Ve futbolda demokratikleşme, katılım, çoğulculuk, şeffaflık bakımından da yeni dönemin 24 Haziran'dan sonraki yeni dönemin ruhuna uygun bir yönetim olabileceğini de tahmin ediyorum ve şimdiden başarılar diliyorum. Evet. Keskili memurlar var. Kanun hükmünde kararnameyle atılan, sanıyorum 67 haftadır Bakırköy'deki meydanda her hafta şey yapıyorlar. Her hafta bir oturma eylemi gerçekleştirip kanun hükmünde kararnameye karşı çalışma hakları için bir mücadele içerisindeler. İlk defa dün çok ağır bir müdahale gerçekleşti basit ve şiddetsiz eyleme. Polis müdahale etti. 12 tane keskili gözaltına alındı. Bugün Kadıköy'de de aynı baskı meydana geldi. Bunlar aslında baskının artması bu iktidarın da gidişinin yolunu bence hızlandırıyor. Bunun böyle bilinmesi lazım. Kanun hükmünde kararnameler tamamen anayasa aykırıdır. Ve kanun yolu kapalı bir şekilde keskili işçiler işlerinden oldular. Memurlar işlerinden oldular ve atıldılar. Bunlara karşı yapılan eylemin, bunlara karşı yapılan saldırının, bunlara karşı yapılan gözaltıların mutlaka ama mutlaka hukuk içerisinde bir bedeli olacak. Yani bunlar bir yerlere yazılıyor, bizim hafızamıza yazılıyor. Mutlaka ama mutlaka bu barışçıl taleplere, barışçıl gösterilere yapılan müdahalenin bir bedeli olacak. Keskili memurları ve işçileri buradan kutluyorum ve geçmiş olsun diyorum. Sürekli sizle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bugün aslında gelecektim ama Van'daydım. En yakın zamanda size de ziyaret edeceğim. Bunu da bilmesini istiyorum. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayınladığı rapor var. Her ay bu raporu yayınlıyorlar. Mayıs ayında ölen işçi sayısı kaç biliyor musunuz? Ölen işçi sayısı 166. Her yıl 2000'e yakın iş cinayetlerinde, iş kazası demiyoruz biz, İş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Mayıs ayı itibariyle de sayı 166'ya ulaşmış durumda. Korkunç bir rakam. Emek sömürüsünün ve iş güveninden yoksun iş ortamının nasıl ağır bir maliyet yarattığını hep beraber görüyoruz. Dünyada Türkiye bu oranlarla neredeyse ilk üçte, neredeyse değil ilk üçte yer alıyor bütün dünya ülkeleri içerisinde. Ölümlü iş kazaları sıralamasında. Bununla ilgili hatta hükümet bugüne kadar herhangi bir tedbir almış, caydırıcı bir tedbir almış maalesef değil. Her ayın ilk haftasında da Galatasaray Meydanı'nda bu arkadaşlarımız iş cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla toplanıyorlar. Her ayın ilk pazarında saat 13.30'da. Ben İstanbul'da olduğum zamanlar mutlaka katılmaya çalışıyorum. Yani bunun da bilmesini isterim. Bu aktivitenin de yaklaşık 3 yıldır 4 yıl devam eden bu aktivitenin de büyümesi lazım. Sizleri de oraya davet ediyorum. 3-4 yıldır ama en az 5 yıldır devam ediyor sanırım. Evet. Nuri Kurtçepe, karikatürist, Aydınlık Gazetesi'nde çizer, 69 yaşında. Cumhurbaşkanı hakaretten, o da bugün maalesef hapiste. Çok önemli eserlere imza atmıştı ama aldığı hapis cezası kesinleşti. 69 yaşında bir karikatürist, Aydınlık Gazetesi'nde çiziyor, altını çizerek söylüyorum. Çok önemli yayınlara ve eserlere imza atmıştı ve hapiste. Şimdi Sayın Erdoğan dün Diyarbakır'da şunu söylüyor. Yasakları kaldırdık, Türkiye'de özgürlük ortamı var. Ya Allah'tan kork. Allah'tan kork ya. 69 yaşında karikatür çizmiş, ceza almış, sen şikayet etmişsin, ceza almış ve bugün hapiste. Bunun neresi adalet? Neresi ya? Neresi? Yani bu sizin içinizi, vicdanınızı sızlatmıyor mu? Nasıl yatağınızda rahat uyuyorsunuz? 69 yaşında bir çizerin, bir sanatçının hapiste olması size nasıl bir memnuniyet sağlıyor? Bu mudur yani sizin demokratikliğiniz, liderliğiniz, demokrasiye olan saygınız, ifade özgürlüğüne olan saygınız bu mudur? Tahammülünüz bu mudur? Sesi mutlaka size gidiyor. Danışmanlarınız beni izliyor. Biliyorum, yaptığı yorumlardan biliyorum. Umarım size gelir ve bu şikayetlerinizden vazgeçersiniz. Daha tahammüllü,
daha saygılı ifade özgürlüğüne bir hale gelirsiniz. Çünkü sizin şikayet ettiğiniz her davada, her başvuruda savcılar emir almış gibi iddianame düzenlemek zorunda kalıyorlar. Hakimler de mahkemeler de emir almış gibi ceza vermek zorunda kalıyorlar. Başka bir yolu yok. Türkiye'deki yargı ortamı tamamen size bağlı hale gelmiş. Tamamen. Sizin emrinizde ve size karşı herhangi bir tutum almaları mümkün değil. Bu nedenle söylüyorum. 69 yaşındaki bir yazarın, bir çizerin sizin şikayetinizle ceza alması, cezasının kesinleşmesi ve hapiste olması sizin vicdanınıza uyuyor mu? Eğer vicdan varsa. Evet, bu bağlamda şunu ifade edeceğim. Af kanunu ile ilgili işte af talebi ile ilgili tartışmalar var. Bu Cumhur İttifakı'nın gerçek patronu olan Sayın Bahçeli bir geri adım da atmadı. Organize çete suçlarından ceza almış bir hükümlüyü cezaevinde ziyaret etti. Bu kadar çok mağdur var Türkiye'de. Bu kadar çok ölüm var Türkiye'de cezaevlerinde. Bir tek gün birisi ağzına almamış. Bir tek gün partisinden herhangi birisi cezaevlerindeki mağduriyetlere, ölümlere dikkat çekmemiş. O kadar çok masum insan var ki cezaevlerinde. O kadar çok mağdur var ki bir tekini bile bir gündeme getirmemişler. Ama kendi siyasi çizgilerine uygun bir biçimde organize çete suçlarından içeride bulunan bir hükümlüyü cezaevinde ziyaret edip yani fotoğraf da işte paylaşarak bunu gösterdi ve halen de bakanların ardı ardına yaptığı açıklamalara rağmen bu tutumunu devam ettiriyor. Bugün de işte Bakanlar Kurulu'nda açıklamalar vardı. Dün de bakanlar açıklama yaptılar ama Sayın Bahçeli bu tutumunu sürdürüyor. Bugün Muharrem İnce'nin söylediği önemli bir söz vardı. Türkiye'ye af değil, adalet lazım. O kadar çok adaletsiz kararlar var ki. O nedenle işte kader mahkumu denilen bu tutuklar sonuç itibariyle birçoğu kendisinin adil olmayan süreçlerdeki yargılamalar sonucunda mahkum edildiklerini düşünüyorlar. Ve bu nedenle de bir vesileyle af kanunun gündeme gelmesini istiyorlar. Kendileri açılarından son derece akıllar, bir itirazım yok. Ama asıl mesele Türkiye'de yargı düzeninin adaleti hale gelmesidir ve adil olmasıdır. Eğer o düzen adil olsa Türkiye'de bu kadar çok af sık sık gündeme gelmez. Bunun da 25 Haziran'dan sonra Türkiye'nin gündemde olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Af meseleleri yani çok meşakkatli meselelerdir. İşte tecavüzcüler var, hırsızlar var, organize suç çetesi üyeleri var. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğünden dolayı içeride olanlar var. Gerçekten siyasi tutuklar ve siyasi mahpuslar var, gazeteciler var. Çok geniş kapsamlı ele alınması ve tartışılması lazım. Seçim öncesi seçim yatırımı gibi gündeme getirilmesi, ondan sonra bu mahkumların isteklerinin ve taleplerinin bu şekilde suistimal edilmesi, hiçbir biçimde doğru değil. Yapılan da bugün için budur. Tamamen siyasi amaçlarla ve siyasi rant amacıyla seçim öncesi gündeme getirilmiştir. Tutuklu yakınları ve tutuklar konusunda büyük bir beklenti yaratılmıştır. Bunun da bir siyasi ranta dönüştürme durumu söz konusu. Ama ben burada tutuklu yakınlarına, hükümlü yakınlarına sesleniyorum. Bu mesele ciddiyetle 25 Haziran'dan sonra CHP'nin içinde bulunduğu parlamento çoğunluğu tarafından ele alınacaktır. Herkesin talebine uygun bir biçimde, toplumsal vicdana uygun bir biçimde ele alınıp tartışılacaktır. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir ortam mutlaka yaratılacaktır ama bunu bir siyasi ranta dönüştürenlere ve bunu bir siyasi rant nedeniyle gündeme getirenlere mutlaka cevap vermelisiniz, mutlaka. Evet, Boğaziçi öğrencilerin tutukluğu devam ediyor. Türkiye'nin en parlak öğrencileri biliyorsunuz yakalandılar. Çok ağır bir biçimde gözaltına alındılar. Evleri basıldı, yurtları basıldı, gözaltına alındılar. Tutuklular. Ayın 12'sinde 12 tutuklu olması lazım yanılmıyorsam öğrencilerden. Halen Boğaziçi Üniversitesi'nde baskılar devam ediyor ve çarşamba günü Çağlayan Adresi'nde duruşmaları yapılacak. Ben katılacağım. Dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Boğaziçi'li öğrencilerin de serbest bırakılması ve ait oldukları üniversiteye geri dönmelerini bekliyoruz. Evet, biraz da mağduriyetlerden söz edeyim. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Mehmet Esra Yüksel, ayın 23 Mayıs'ta Kocaeli'nde gözaltına alındılar. Arabalar durdu, gözaltına alındılar ve 2,5 aylık Selman adında bir bebekleri vardı.
Bebek henüz nüfusa kaydedilmemiş. Anneyle babası gözaltına alınır ve Trabzon'a götürdüler uçakla. Selman bebeğin kimliği olmadığı için uçağı alınamadı. Alınamadı ve Kocaeli'nden Trabzon'a kadar hasta olan babaannesi tarafından şeye götürüldü, Trabzon'a götürüldü. Tam 13 gün gözaltına kaldılar. Annesi 2,5 aylık bebeğine tabii gözaltı koşullarında bakamadı. Babaannesi günde 7 sefer gece ve gündüz olmak üzere 2,5 aylık bebeği Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek zorunda kaldı emzirmek amacıyla. Büyük bir eziyet, büyük bir vicdansızlık. Tam 13 gün gözaltında kaldılar, 13 gün. Ve bugün itibariyle de her ikisi tutuklandı. Neyse ki kimliği olmamasına rağmen Selman bebeği cezaevine almıştı annesiyle beraber. Buna bakın, buna sevinebiliyoruz ancak. 2,5 aylık bebeğin, kimliksiz bebeğin cezaevine almış olmasına sevinmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey. Evet, yani hakimler, savcılar maalesef ama maalesef şeylerin hamile kadınların, küçük çocuklu annelerin bu durumlarına maalesef ama maalesef bir önem vermiyorlar ve bu şekilde tutuklamalar devam ediyor. Dediğim gibi bu bebek de maalesef şu anda 2,5 aylık Selman bebek de Trabzon cezaevinde ve hapiste. Yine 7 aylık Seda Düzenli adlı kadının 7 aylık hamile kadın şu anda yine gözaltında, Rize'de gözaltına alındı. Eşi Ahmet de beraber 31 Mayıs tarihinde 7 aylık hamile kendisi. Ağır hastalıkları var. 7 aylık hamile bir kadının erken doğum yapma riski var. Bu koşullarda gözaltında kalmaması lazım bu koşullarda. Ama dediğim gibi 31 Mayıs'tan beri gözaltında. Ne zamana kadar gözaltına kalacağı da belli değil ve bunun da bu gözaltı koşullarına maalesef son verilmesi lazım. Yani hamile bir kadına, eşiyle beraber gözaltına almış bir kadına 4 gün, 5 gün gözaltına ne sorarsınız? Ne yapmışlar? Yani hiçbirinizde bilgi yok. Hemen şeyini alacağınız, ifadesini alacağınız, başka bir tedbirle bırakacağınız. Bu da ayrı ayrı bir mağduriyet konusu. İbrahim Halil Özyavuz, doktor, Urfalı, Silivri'de intihar ettiği bilgisi geldi. Ama ailesinin iddiası intihar etmediği, işkence ve kötü muamele sonucunda yaşamını yitirdiği yönünde. Henüz bunlar iddia tabii, araştıracağım. Çok başarılı bir doktor. Yazları öğrenciyken işte pamuk tarlasında çalışarak, ailesine katkı sunarak Çapa Tıp Fakültesini kazanmış, orayı bitirmiş başarılı bir öğrenci Urfa'dan. Ve maalesef cezaevinde yaşamını yitirdi. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisine de rahmet diliyorum. Ama bu olayın da peşinde olacağım. Gerçek ölüm sebebinin ne olduğunu araştırmaya çalışacağım. Osman Genç Urfa'da tutuklu 17 aydır. Tutuklanmadan önce kalp operasyonu geçirmiş ve cezaevinde de tam 3 kez operasyon geçirmiş. Ama halen tutuklu. Kendisiyle ilgili bir 6 aylık mahkumiyet kararı geçen hafta verilmiş. 17 ay tutuklu olmasına rağmen ve rahatsız olmasına rağmen tahliye kararı verilmemiş. Bu adaletli olmayan düzen umuyorum sizlerin de desteğiyle 24 Haziran'da sandıkta sona erecek. Kimse endişesi olmasın. Eğer bu düzenden memnun değilseniz, bu adaletten memnun değilseniz sizler ve herkesi sandığa götürüp bu düzene son verecek bir sonucun sandıktan çıkmasına katkı sunmalıyız. O nedenle 24 Haziran'a kadar bütün beni dinleyen bütün yurttaşlarımızın, bütün dostlarımızın sandığa gidecek bir ortamı yaratmalarını ve sandıkta muhalefet partilerine oy verecek, Millet İttifakı'na oy verebilecek bir düzen içerisinde olmalarını ve iktidarı bu 16 yıllık bu zulüm iktidarını, bu zalim iktidarı sonlandıracak bir tutum içerisinde olmalarını diliyorum. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü yeniden bu yayında buluşmak üzere hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Yayının tekrarını yarın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Oraya yükleyeceğim. Teşekkürler ve iyi akşamlar.